Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Hep böyle gezerken çekmeyeceğiz. Bu sefer de yolun çilesini çekeceğiz. Aracımız arıza yaptı. Gelindere mağarasına girdik, çıktık, güzel vakit geçirdik. Onun akabinde arıza yaptı. Büyük ihtimal baskı balataydı. Şu an araç çalışıyor ama gitmiyor. Yaklaşık dünden beri, aynen değil mi Müço, dünden beri? 1,5 gündür falan. 1,5 gündür buradayız. Çekicileri arıyoruz. Çok yüksek fiyatlar istiyorlar. Çünkü kalmış olduğumuz yer öyle bir yer ki Anamur'la Silifke'nin arasında bir yerde kaldık. Hani kapıyı herkes 700'den, 750'den, 600'den açıyor. Valla bakacağız işte duruma. Biz de dedik madem buradayız, buranın keyfini çıkaralım. Yemek yaptık. Geceyi burada geçirdik. Gece jandarma geldi, dedi hayırdır kardeşim bu saatte burada ne işiniz var? Valla dedik abi yolda kaldık. Senin de görmüş olduğun gibi Bursa'da kamp kurulacak bir yer değil dedim. Dedi yasak. Abi yasaksa tamam al ulan. Buyur anahtarı verdim dedim, çalıştır. Çalışabiliyorsan götür dedim. Veya bizi çekebiliyorsan çek dedim. Öyle deyince adam dedi tamam kalın dedi. Kaldık. Dedik yani pazartesi gününe kadar burada kalmamız gerekiyor. Çünkü arabanın parçasını İstanbul'dan getireceğiz. Aradık parçacıyı, elinde mevcutmuş, hani aks olabilir, aks da elinde, debriyaj seti de elinde, onlar da olduğu için sıkıntı yok. Biz de işte sabahtan beri gezi gruplarından, karavan gruplarından, işte oto çekme gruplarından, oto kurtarma gruplarına yazıyoruz. En son bir yerle anlaştık, adam 500'den 500 diyor, 500'den altı olmaz diyor. İyi dedik abi, yapacak bir şey yok dedik, yani burada kalacağız öbür türlü. Gıdamız var gerçi. Erzağımız full. Hani kalsak bir 10 gün daha kalırız ama gerek yok. Elinde sonundan gitmemiz gerekiyor çünkü buradan. Bu çileyi çektik. 2 gündür buradayız. Dediğim gibi yani 1,5 gün oldu. Bugün 2. güne gidiyor. Adamı arayalı yaklaşık sabah aradık, konuştuk. Pazarlık yaptık. Akşam bir daha aradık. Bugün bir daha aradık. İnmiyor. En son 500 diyor. 3-4 tane çekici var burada. Tekeli almışlar. Fiyatı düşmüyorlar. Yapacak bir şey yok. Biz de tamam dedik. Yapacak bir şey yok abi. Hani gel artık. Al. Vicdanına kaldırdık. Geldik de işte beraber bineceğiz. Bekliyoruz. Çekici geldiğinde işte Mersin'e gideceğiz. Orada oto tamiri varmış kendi adamında. Çekicisi olan. Onun kendi tamirhanesinde. İnşallah arabayı faal duruma getirdikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi her zaman yolda güzel anılar biriktirilmiyoruz. Bazen böyle tatsız olaylar da yaşanıyor. Yaklaşık olarak 6 aydır yollardayım. 6 aydır yine ufak tefek problemler yaşadım ama bunları her seferinde kendim hallettim. Yeri geldi güneş panelim bozuldu. Yeri geldi buji kablolarımda sıkıntı çıktı. Yeri geldi rampalarda kaldım. Ama bir şekilde bunun üstesinden geldik. Ama bu seferki olay boyumuzu aşan bir olay. Çünkü baskı balatının büyük ihtimal. Çünkü birkaç tane tamirci arkadaşımı aradım. Onlar da aynı şeyi söylediler. Baskı balata ya da aks kesmiştir. Aksa problem var. Yani bunun başka bir açıklaması yok dediler. Bunlar ikisine de parça lazım olduğu için elimizden bir şey gelmez. Biz de mecburen çekiciyi bekliyoruz. Çekici geldiği zaman beraber çekiciye bineceğiz. Ondan sonra tamirhaneye gideceğiz. Pazarlığımızı yapacağız. Sıkı bir pazarlık yapacağız orada. Söyledim çünkü abi, hani üzerimizde çok fazla para yok. Geziyoruz. Gezerken işte yolda parayı kazanıyoruz gibilerinden. Acitasyonun dibine vurdum ama yemedi. Adam yemedi. Biz de yapacak bir şey yok. Gittiğimizde tekrardan pazarlık yapacağız. Neşemizi bozmuyoruz. Dediğimiz gibi sıkıntı yok. Bunlar da yolun tazı, tuzu, biberidir. İlla ki aksilikler olacak. Önemli olan o anda moralinizi düşürmemeniz, motivasyonunuzun bozulmaması. Kitabımızı okuduk, video yaptım. İşte video bekleyen arkadaşlar vardı. Ben de bu arada işte hazır buradayken, hareket halindeyken videomuzu yaptık, kitabımızı okuduk. Günü o şekilde güzel bir şekilde değerlendirdik. Akşamı bekliyoruz işte çekici gelirse hep beraber arabaya yükleyeceğiz. Ondan sonra da birkaç günde Mersin merkezde bekleyeceğiz. Çünkü parçayı büyük ihtimalle İstanbul'dan getireceğiz. Mersin'de olacağını çok sanmıyorum. Olursa aynı gün içinde çıkarız ama olmazsa da en kötü ihtimal 3-4 gün yine buralardayız, Mersin'deyiz. Kıymetli dostlarım, bekliyoruz, beklemedeyiz. Hala çekici gelmedi. Çekicinin gelmesi büyük ihtimal geceyi bulur. Biz de o arada içeride ben video editliyorum. Videoları yapıyorum, düzenliyorum. Fırsatken. Arka tarafta Müço sağ olsun mahalletli eliyle bize
soslu makarna hazırladı. Onu yiyoruz. Onu yapacağız, onu yiyeceğiz. Sonra kahve içeceğiz. Bekleyeceğiz. Gelirse arabamızı yükleyeceğiz. Mersin'e doğru hareket edeceğiz. Birkaç gün Mersin'e takıldıktan sonra inşallah kazası biraz arabamız olursa yolumuza devam edeceğiz. Olmazsa da Mersin'deyiz, yapacak bir şey yok yani. Şimdi herkese iyi seyirler dileyelim. Biz de yemeğimize geçelim.